pide alınır. Teravihler kılınır. Sahura kalkmak için her gün davul çalınır. Ekranlarınızın başına cıvıl cıvıl çocuklarımızın olduğu cıvıl cıvıl Ramazan'a hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan ayımızın 13. gününden selam olsun. Sizlere de selam olsun arkadaşlar. Sizler de buraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yakından tanıyabilir miyim sizlere? O kadar güzel mani okudunuz, davul çaldınız. Tanıt bakalım kendini. Benim adım Elif Nur Balbaş. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum ve köyden geliyorum. Elif Nur, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Peki, hobilerin nelerdir? Ramazan ayında neler yapıyorsun? Kısaca anlatmak ister misin diğer arkadaşımıza geçmeden? Benim hobim boyamak, sport, yüzmek, arkadaşlarımla oynamak çok seviyorum. Çok güzel, cıvıl cıvılsın yani, hareketli bir kızsın. Değil mi? Sporu çok seviyorsun. Ramazan'la aran nasıl? Ben tüm gün oruç tutmaya çalışıyorum ve akşam da sahura kalkıyorum. Elhamdülillah. Sabahları sahura mı kalkıyorsun? Peki hoşuna gidiyor mu sahura kalkmak? Çok güzel. Peki tüm aile böyle sofrada buluşmak çok güzel oluyor, değil mi sahurda? Evet, aslında annem ve babam ve ben benim kardeşimle oruç tutmak istedim. Yani... O daha küçüktür belki ondan, evet. Değil mi? Evet, çok güzel. Ne yapalım? Diğer arkadaşımızı tanıyalım, sonra programımıza devam edelim. Elif Nur, tamam mı? Hadi bakalım. Buyur, kendini tanıt bana. Şöyle nereden geldin, adın ne? Kaç yaşındasın? Benim adım Zeynep Hatipler. Doğum Mardin'den geliyorum. Yüzmeyi ve sporu da çok seviyorum. Boyamayı da çok seviyorum. Zeynep kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Sen de hareketli bir kızsın demek ki. Sporu seviyorsun. Resim yapmayı seviyorsun. Peki Ramazan'la senin aran nasıl? Dolayısıyla Ramazan ayındayız. Şöyle merak ediyorum arkadaşlarım, buraya kadar gelmişsiniz. Karşılıklı yarışacaksınız. Oruç tutuyorsunuz. Acaba bütün gün mü tutuyorsunuz, yarım gün mü? Merak ediyorum. O yüzden soruyorum sizlere. Sahura kalkıyor musunuz mesela? Kısaca böyle bir anlatın. Bazen sahura da kalkıyorum. Çok da eğlenceli oluyor. Bütün günü tutmaya çalışıyorum da tam tutamıyorum o zaman. Her zaman acıkıyorum o zaman. O zaman her zaman yarım gün tutuyorum. Evet, çok güzel. O şekilde başlıyoruz zaten, öyle değil mi? Önce yarım gün, sonra tüm gün. Arkadaşlar bu arada sizler de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar böyle karşılıklı yarışacaklar. Sizler güçlü güçlü alkış yapacaksınız, tamam mı? Anlaştık mı? Evet arkadaşlar, ne yapalım? Yarışmaya başlayalım mı? Yarışma demeyelim biz buna. Hem eğlenelim hem öğrenelim diyelim. Ne dersiniz? Hadi bakalım, heyecanlı mısınız? Evet, çok. Ben bile heyecanlıyım ya. Hadi bakalım, o zaman başlıyorum, tamam mı? Evet. Şimdi ben size soruyu okuyorum, şıkları söylüyorum. Sizler butona öyle basıyorsunuz, tamam mı kızlar? Evet. Peygamberlerin sahip olduğu ismet sıfatının anlamı nedir? A. Güvenilir. B. Doğru sözlü. C. Günah işlemeyen. İsmet sıfatını. Örneğin güvenilir olduğu zaman, peygamberimiz güvenilir ya hani, ona bir sıfatı var, ona bir şey söylüyorlar. Biliyor musunuz? Genelde peygamber efendimize ne diyorlar? Nasıl ifade ediyorlar? Ya da bunu örnek alıyoruz hani, çok güvenilir bir insan olduğu için. O bir kelime kullanıyoruz orada. Yok, cevap o değil ama ben size tek tek böyle yardımcı olmaya çalışıyorum, tamam mı? Mesela el emin diyoruz değil mi? Güvenilir peygamberimiz. Doğru sözlü. Değil mi? Günah işlemeyen. Peki bunların hangisi olabilir? Mesela ilki el emin dedik, yani güvenilir olamaz demek ki. Yani kalıyor geriye B ile C. Hangisi olabilir? Basıyoruz bu tanıyı. Evet Zehra, Elif Nur. B. Yok, doğru sözlü vardı, bir de günah işlemeyen var. Hem doğru sözlü ya da...
Elbette peygamberimiz doğru sözlü değil mi? Hepsi de elbette var peygamber efendimize ama onlardan biri İsmet sıfatını taşıyor. C. C yani ne kalıyor? C geri kalıyor. Neydi? Peygamberler günah işlemez değil mi? Evet, ne yapıyoruz? Burada puanı Zehra arkadaşımıza yok. Elif Nur. Elif Nur arkadaşımıza veriyoruz. Hadi bakalım devam edelim mi? Şimdi... Evet, ne demiştik? Peygamberlere kitaplar inmişti değil mi çocuklar? Şimdi kitaplardan yola çıkalım. Şimdi Zebur. Hangi peygambere gönderilmiş acaba? A şıkkı Hazreti Davud. B Hazreti Musa. C Hazreti İsa peygamberi. Yani Zebur kitabı hangi peygambere gönderildi? A şıkkı mı Hazreti Davud? B şıkkı mı Hazreti Musa? C şıkkı mı Hazreti İsa? Acaba Zebur kitabı hangi peygamber efendimize gönderilmiş olabilir? Belki A. Zeynep, evet A yani. Davut. Hangi peygambere? Hazreti Davut peygambere. Hı. Evet alkış geliyor puanımızı. Zeynep aldı. Bir bir mi oldu? Evet güzel tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi tabiat olaylarını idare eden melek hangisidir? Okuyorum. A. Cebrail meleği mi? B. İsrafil meleği mi? C. Mikail meleği mi? Tabiat işleriyle hangi melek meşguldü çocuklar? A. Elif Nur. Yani Cebrail mi? Cebrail peygamber meleğimizin görevi neydi? A. C. Söyleyebilirsin. C. Yani tekrar okuyayım mı? A. Cebrail, B. İsrafil, B. Mikail. Mikail. Evet basabilirsin tekrardan. Mikail. Mikail melek. Evet bir puanımızı da Elif Nur aldı. Alkış geliyor arkadaşlarıma. Peki. Diğer melekleri de sayalım mı kısaca? İster misin? Hı? Saymak ister misin Zeynep? Mesela Cebrail melek hangi görevi vardı Cebrail meleğin? Sen biliyor musun? Onunla Kur'an okumayı öğretmişti. Peygamber Efendimiz'e değil mi? Evet. Evet. Yani vahiy getiriyordu öyle değil mi? Yani bir nevi camilerde çocuklara postacı melek diyorlar. Vahiy meleği değil mi? Peki İsrafil melek? Havayı sınırım. O az öncekiydi. O sorumuz oydu zaten. İsrafil de. Bir şey üflemekle demişlerdi. Suru'yu üflemekle görevli olan melek değil mi çocuklar? Hı. Ne yaptık? Havayla da Mikail melek görevliydi. Evet, devam edelim. Şimdi geliyor. Can kulağıyla dinliyoruz. Sizlere bir alkış. Evet, bir canlanın arkadaşlar. Canlanın şöyle arkadaşlara bir canlılık verin. Peygamber Efendimizin, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ilk eşinin ismi neydi? İlk hanımının ismi. A. Hazreti Ayşe. B. Hazreti Hatice. C. Hazreti Fatıma. Evet. Hazreti Hatice. Evet. Aferin puanımızı da sen aldın. Ne yaptık? Başa baş mı gittik? İki mi oldu? Hadi bakalım sizleri tebrik ediyorum. Evet Zeynep ve Elif Nur başa baş gidiyorsunuz. O yüzden son sorumuz geliyor. Bakalım bu son sorumuz kritik. Kim kazanacak? Kim alacak? Acaba tekrar mı başa baş kalacaksınız? Sorumuz geliyor. Can kulağıyla dinliyoruz. Sizler de alkışı ihmal etmiyorsunuz tamam mı çocuklar? Oruca başlama vaktine ne denir? A. İftar. B. İmsak. C. Teheccüd. İftar. İftarla mı başlıyoruz oruca acaba? İmsak. İmsak. Evet ne yapıyoruz? Zeynep aldı puanımızı. Yani bu oyunumuzun
kim kazandı? Zeynep arkadaşımız kazandı. Ama burada kazananlar yok demiştik. İkiniz de hediye alacaksınız. Daha önce ağacımızı yeşillendireceğiz. Hadi hep beraber gelin. Esma Hüsna'larımızı okuyalım. Evet, Zeynep ve Esma Nur. Ne demiştik bizler? Ramazan ayımızın başından bu yana ağacımızı yeşillendiriyoruz demiştik Esma Hüsna'larla. Takip ettiniz mi hiç? Evet, onları tekrar takip edip de okuyabilirsiniz. Aynı zamanda öğrenebilirsiniz. Şimdi sizler de birer yaprak seçin ve ağacımızı yeşillendirelim. Anlaştık mı? Hı? Al bakalım. Okuyabilirsin arkadaşlarımı böyle doğru olarak. Onlar da seni dinlesinler. Errahmin, rahim. Errahim. Ahirete, müminlere, sonsuz ishamda, lütufta ve ikramda bulunan değil mi? Ahirette Rabbimiz bütün müminlere ikramda bulunacak değil mi? Hadi bakalım. Errafi şeref vererek yükselten Rabbimiz var. Ben de çekebilir miyim bir tane? Hadi bakalım. Esselam. Her tehlikeden selamete çıkaran. Hadi arkadaşlarım gelin ağacımızı yeşillendirelim. Elif Nur. Hadi bakalım. Evet. Aferin sizlere. Şimdi hediyelerimizi alalım. Maalesef ondan sonra galiba programımızın sonuna geldik. Gelin bakalım. Arkadaşlar ne yaptık? Arkadaşlar başa baş yarıştılar ve Zeynep de galibimiz oldu. Yani oyunun kazananı oldu. Ama ne demiştik? Bizler hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Aslında kazanan yok. Çünkü hediyeleri tüm arkadaşlarımız kapıyor demiştik. Şu şekilde ben arkadaşlarıma takdim etmek istiyorum hediyelerini. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Geldiniz, yarıştınız, renk kattınız. Cıvıl cıvıl Ramazan'a, cıvıl cıvıl çocuklar olarak geldiniz, eklendiniz. Gelin bakalım. Ne yapalım? Bizler maalesef Ramazan ayımızın 13. gününe merhaba dedik ve sonlandırdık. Ve yarın tekrardan buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Abi hayırdır? Neden böyle bağırarak dua ediyorsun? Ben içeride oyuncak oynuyordum. Sesini duyunca çok merak ettim, geldim. Ha kardeşim sen mi geldin? Kardeşim bu dua değil. İkindi namazı oldu da ondan dolayı ezan okudum. Ha ezan. Ezan neydi abi? Kardeşim ezan... Allah'ın farzlarından olan namaz için bir davettir. Vakit girdiğinde Müslümanlar haydi namaza diye davet ediliyor. Namazın kurtuluş olduğunu söylüyorlar davette. Haydi Allah'ın huzuruna ve ona en yakın olunan yere diye tüm Müslümanlara bir davet gidiyor. Oo, demek öyle. Peki peygamberimiz de ezan okuyor muydu? Peygamberimiz zamanının ilk ezanı okuyan yani müezzini hem de peygamberimizin arkadaşı olan Hazreti Bilal'di. Medine'de onu tanımayan hiç kimse yoktu. Çok güzel bir sesi vardı. Çok güzel sesi mi vardı? Ne güzel. Ama abi senin sesin de çok güzel. O zaman ben senden bir şey isteyeceğim. Artık sen de her namaz vakti girdiğinde ezan oku evde, ben de dinleyeyim, olur mu? Demek sen benim ezanımı çok beğendin. Tamam kardeşim. İnşallah bundan sonra her namazdan önce ezan okumaya çalışacağım. Teşekkür ederim abicim. O zaman Allah kabul etsin. Ben de şimdi oyuncaklarımı toplayayım. Ondan sonra abdestimi alayım ve namazımı kılayım. Tamam kardeşim. Ben de fazla geciktirmeden başlıyorum namazımı kılmaya. Tamam, görüşürüz. Görüşmek üzere.